Efendim gündeme bakışta gazeteci Hasan Erçakıcı bizlerle. Sayın Erçakıcı hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar dileyelim size. Şimdi Kıbrıs Türk siyaseti 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girdi. Gerek iç gerekse dış basında Cumhurbaşkanı adaylarının açıklamalarını görüyoruz. Dün mevcut Cumhurbaşkanı ve adaylardan Mustafa Akıncı Türkiye'de bir özel kanala demeç verdi. Güncel konuları değerlendirdi ama en dikkat çekici açıklamaları ise Türkiye ile olan ilişkiler konusuydu. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz ama şu da çıkmaz dedi. Her söyleni bir ast üst ilişkisi içinde yerine getiren illaki biat eden anlayış da çıkmaz Kıbrıs Türk toplumundan dedi. Türkiye ile en iyi siyaseti kurmak isteyen bir yaklaşım içindedir. Bir seçim olacak. Gönlümüzde şu veya bu kişi olabilir dedi. Burada Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koyup liderini seçtikten sonra tüm dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi devlet olarak tanımasalar bile tüm dünya bu makamı Kıbrıs Türk halkının meşhur lideri olarak tanıyor. Türkiye seçimlerin ardından ortaya çıkacak olan sonuç ne olursa olsun dedi. O halkın iradesine en başta saygı gösterecek devlet Türkiye olacaktır şeklinde ifadeleri yer aldı dün. Diğer yanda yapılan anket sonuçları da gösteriyor ki en son yapılan anketten bahsediyoruz tabii. Halkın %77.1'i Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını istiyor. Ama ne var ki Cumhurbaşkanı verdiği bazı demeçlerde de kendisi zaten dün de bunu paylaştı o röportajda. Yanlış anlaşıldığını savunuyor. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Herkese iyi akşamlar. Şimdi tabii konumuz seçim ama bazı hususları peşinden saptamak gerekiyor. Bu seçimlerin bazı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi araçlarla ilgili. Bu seçim belki de şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde internet medyasının, sosyal medyanın ve haber sitelerinin kullanılacağı bir seçim olacak veya olmaktadır. Tabiatıyla bu da sadece adayların konuşması değil demektir. Arada adayların sempatizanları, onları nasıl savundukları vesaire de hepimize ulaşıyor. Adayların söylediklerinin nasıl algılandığını daha seçim olmadan öğrenme olanağı buluyoruz. Yani bir, sosyal medyanın ve internet medyasının devreye girmesi aslında bizi daha farklı etkilere sürüklüyor. Bunun altını çizmek lazım. Bu seçimin diğer bir özelliği siyasal. O da şu, Türkiye ile ilişkiler bakımından gergin bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile olan ilişkileri çok olumsuz. Ve işte denizlerde özellikle meydana gelen durum nedeniyle de Türkiye ile de ilişkiler çok daha önem arz eden bir safhaya gelmiş bulunuyor. Şimdi biz bu bağlamda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ki yeniden Cumhurbaşkanı'na adaydır aslında konuşmalarını tartışıyoruz zaman zaman. Örneğin geçen gün Sayın Cüneyt Özdemir'le yaptığı söyleşide bizzat kendisi yani doğrulatma veya düzeltme ihtiyacı hissetmeden kendinin Türkiye ile olan ilişkilerinin iyi olduğunu ileri sürme kaygısı taşımadan Türkiye'nin KKTC'yi tanıyan tek devlet olarak KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilecek olan kişiyle iyi ilişkiler kuracağını söyledi. Yani aslında bir yerde Türkiye adına da bunu söyledi. Ama biz bundan şunu anlamamız gerekiyor. Yani Türkiye buna mecburdur demeye getirdi. Doğrudur. Ben de bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'na katılıyorum. Yani Türkiye'nin KKTC'de seçilmiş cumhurbaşkanıyla yani sürekli kavga etme lüksü yoktur, olmamalıdır. Bizim çıkarımızı düşünüyorsa da Kıbrıs sürekli vurgulanıyor ya, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını da gözetiyorsa Türkiye Cumhuriyeti bu kavgayı devam ettirmemesi gerekiyor. Ama şimdi tam da başka bir soru gündeme geliyor. Pekala KKTC Cumhurbaşkanı'nın yani mecburdurlar manasına giden cümleler kurarak bu kavgayı devam ettirmeye veyahut da bu algıyı devam ettirmeye hakkı var mı? Şimdi denebilir ki hemen
Ama yoktur öyle bir düşmanlık. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Benden diyor Türkiye düşmanı olmaz. Yani bunun için boşuna uğraşmasınlar. Yine bir soru. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı bu algıyı düzeltmek için niye bir şey yapmıyor? Çünkü biraz önce söyledim ya. Yani sosyal medyadan da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bazen makul şeyler söylüyor. Ona bile bir tepki gösteriliyor. Ya bunun neresine tepki gösterilebilir diye düşünüyorsunuz, bulamıyorsunuz. Ama artık ilişkiler öyle bir noktaya gelmiş ki Sayın Akıncı ne söylerse söylesin Türkiye karşıtlığı olarak veya kendisini Türkiye karşıtı olarak algılayan insanlar var. Yani aramızda çok sayıda yurttaşımız, örneğin bir İstanbul seyahatinde bir taksiye bindiği zaman işte siz bizi sevmiyorsunuz, Kıbrıslılar bizi sevmiyor diyen onlarca taksi şoförüne rastlamışlardır mutlaka. Ben kendi hayatımda çokça rastladım. Dolayısıyla yani bunu burada söylemekte bir beis görmüyorum. Tabii ki bunun tek sorumlusu şimdiki Cumhurbaşkanı olarak Sayın Mustafa Akıncı değildir. Ama onun döneminde ve onun şahsında da bu karşıtlığın, bu karşılıklı yanlış anlamanın yükseldiğini ve kendisinin de bunun bir aktörü olarak algılandığını görüyoruz zaten. O zaman tekrar ediyorum, aslında bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde KKTC seçmeni olarak bizler Türkiye ile ilişkileri de konu etmek zorundayız. Her ne kadar da bazılarımız işte Türkiye ile bir sorun yoktur, bizim Türkiye'ye karşıtlığımız yoktur deyip dursalar bile biz biliyoruz ki hem gündelik hayatımızda biliyoruz hem de zaten resmi demeçlere yansımış bir şekildedir. Biliyoruz ki Türkiye ile çeşitli sorunlarımız vardır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Sayın Akıncı ile Türkiye hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı ve tabii ki onun atadığı hükümet arasında meydana gelmiş olan sorundur. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ben böyle bir politikacıyla ne Türkiye'de ne başka yerde çalışmadım deyişini veya başka şeyleri unutamayız. Elbette Sayın Akıncı yeniden adaydır ve seçilebilir ama KKTC seçmenine en azından bize saygısı varsa Türkiye ile ilişkileri nasıl düzelteceğine dair de bir şeyler söylemesi gerekiyor. Yoksa bunu işte siz beni seçersiniz, Türkiye'de beni mecburen kabul eder yaklaşımıyla kamuoyuna sunmak, aslında siz benim arkama düşün, Türkiye ile bu kavgayı devam ettirelim demekten başka bir manaya gitmez. Dolayısıyla Sayın Cüneyt Özdemir Bey'in yaptığı söyleşide Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu argümanını çok üzüntüyle ve ürpererek karşıladığımı belirtmek istiyorum. Yani yeri gelecek bu sorunu inkar edeceğiz. Yeri gelecek belki de bunu inceden inceye kullanmaya çalışacağız. Ve Kıbrıs Türk halkını kendi arkamızda, zaten etrafımızdaki ateş çemberleri yetmezmiş gibi, Kıbrıs Türk halkını arkamıza düşürerek Türkiye ile olan sorunları daha da derinleştirmeye çalışacağız. Böyle bir siyasi yaklaşım olmaz, olmamalıdır diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz biz de gazeteci Hasan Erçakıcı'ya. Efendim böylece biz de haber bültenimizin sonuna geldik. Mutlu akşamlar, esen kalın.